Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Birleşik Krallık Diplomasi serimizin 3. bölümüyle yine sizlerin karşısındayım dostlar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz bölümde bazı olaylar yaşandı abi. Çeşitli olaylar yaşandı. Özellikle Avrupa'daki bazı devletler bize karşı çıkmaya başladılar. Norveç ve Kolombiya tarafından kurulan bir koalisyon, Hollanda ve Danimarka tarafından kurulan koalisyonlar vesaire derken bize karşı kurulan koalisyonların sayısı gün geçtikçe gerçekten de artmaya başladı. Zira şu anda dünyada nüfuzumuzu o kadar arttırmaya başlıyoruz ki bazı Avrupalı devletler bundan rahatsız olmuş bir vaziyette. Yine de buna rağmen şu anda Avrupa'daki çoğu devletle ilişkilerimiz gerçekten çok iyi. Ama özellikle biliyorsunuz bizim ele geçirmek zorunda kaldığımız devletler, bakın ele geçirdiğimiz demiyorum, ele geçirmek zorunda kaldığımız devletler diyorum. Çünkü Danimarka bana bağımsızlık ilan ettiği için alındı. Hollanda bana savaş ilan ettiği için alındı. Belçika bana savaş ilan ettiği için, bağımsızlık ilan ettiği için alındı. Dolayısıyla Avrupa'da ele geçirilen toprakların hiçbirinde saldıran taraf ben olmadım abi. Hepsinde suç tamamen karşı tarafında. Ya bağımsızlık ilan ettiler ya da bana savaş ilan ettiler. Dolayısıyla biz de meşru müdafaa, kendimizi savunduk. Savaşı da rahat bir şekilde kazanınca bu toprakları kendi elimize geçirdik. Ama ele geçirdiğimiz toprakların tamamı Almanya sınırlarındaydı. Hollanda Almanya sınırlarında, Belçika Almanya sınırlarında, Danimarka Almanya sınırlarında. Dolayısıyla Almanya sınırında bu kadar çok devleti ele geçirince de normal olarak Almanya devletinin bize karşı olan görüşü bayağı bir bozuldu abi. Normalde bizim oyunun başından beri Alman devletiyle, Avrupa'nın önemli devletlerinden bir tanesi Almanya, kendileriyle ilişkilerimiz gayet iyi bir noktadaydı. Ama gün geçtikçe Almanya'nın sınırından İngilizler toprak almaya devam ettikçe Almanlarla ilişkilerimiz kötüleşti ve şu anda eksi 60'a kadar gerileyen bir ilişki söz konusu abi. Dolayısıyla aramızda yani potansiyel sınır çatışmaları yaşanabilir, potansiyel sorunlar yaşanabilir. Bu sebeple ben Alman sınırlarımı askerileştirmeyi düşünüyorum abi. Yani askerler yerleştirmeyi düşünüyorum. Alman sınırlarında bulunan bütün topraklarıma, her bir cepheye 5000 ordu denk gelecek şekilde ordularımı yerleştireceğim. Ve bu ordular bir sınır devriyesi gibi bir görev yapacaklar abi. Bilmem anlatabildim mi? Evet, gördüğünüz üzere 5000'er ordularımız Alman sınırlarına yerleştirdi. Toplamda 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Toplamda 35.000 kişilik bir sınır birliği, bunlara sınır devriyesi diyebiliriz abi, Alman sınırlarında görev yapmakta. Eğer Almanlar diplomatik olarak benimle ilişkilerini iyi bir noktaya getirmek isterlerse sevgili Almanya devletine, Berlin hükümetine, bu orduları geri çekeceğimizin bir sözünü veriyoruz abi. Kendileri hani bu durumdan şikayetçi olmasınlar veya merak etmesinler. Onlar bize karşı düşmanca bir adım atmadıkları sürece biz de onlara karşı düşmanca bir adım kesinlikle atmayız abi. İngiltere devleti karşı taraftan kendisine bir saldırı gelmediği sürece karşı tarafa gereksiz ve haksız saldırılarda kesinlikle ama kesinlikle bulunmayacaktır. Alman devletine de bunun güvencesini, garantisini verebiliriz dostlar. Aynı şekilde bildiğiniz üzere vasal olarak kontrol ettiğimiz bazı topraklarda bulunmakta Suriye, İsrail ve Norveç devletleri. Bunların başkentlerine 10 biner ordu yollamamız gerekiyor. Çünkü daha önce bize karşı bağımsızlık ilan eden vasallardan gerçekten dilimiz ağzımız çok yandı. Dolayısıyla bu sefer önlemimi alacağım. İsrail, Suriye ve Norveç devletlerinin başkentlerine 10 biner bir birlik göndereceğim. Bunlar bu bölgelerde isyan faaliyetlerini önlemek adına veya isyan çıkarmak adına faaliyet yürüten grupları önlemek adına bu bölgede görev yapacaklar abi. 10 binlik İngiliz ordusunu bölgede gören vasal devletler muhtemelen bize karşı herhangi bir hamle içerisine girişemeyecektir dostlar. Evet, gayet güzel. Şu anda paramız bayağı bir eksi de. Eksi 525 bin dukat ama o kadar çok ekonomi yatırımı yaptık ki şu anda elimizde bayağı bir ordu olmasına rağmen 81 bin dukatlık bir gelirimiz var abi. Yanlış duymadınız, hatta 81 binden de fazla, şu anda 91 bine çıktı. 92 bin oldu, 93 bin oldu, yani artmaya da devam ediyor. Evet, Şili'nin bize bir ticaret teklifi var. Arjantin devletine karşı koalisyon kurduğumuz takdirde bize 15 altın. Dilenciye para mı veriyorsun kardeş? 15 ne lan 15? Oğlum 15 ne lan gerçekten? Gerçekten dilenciye para veriyor. Şili git başımdan kardeşim. Bundan sonra bana teklif yapacaksan şaka yapma bana bir daha. Ya böyle şakalar ben sevmem pek, biliyorsun abicim. Her neyse, dediğim gibi Almanlar benimle ilişkileri iyi tuttuğu takdirde, iyi tutmak istediği takdirde ben sınır devriyelerimi, sınırdaki ordularımı Alman sınırlarından çekeceğimin garantisini veriyorum. Eğer Almanlarla ilişkilerimiz sorunsuz bir şekilde artı 10'un üstüne kadar çıkarsa sınırlardan ordularımı çekeceğim abi. Ama Almanlar eğer bana bir kez daha hakaret ederlerse, ben onlara diplomat göndermiş olmama rağmen, maalesef Almanlarla bir daha ilişkilerimiz düzelmez abi.
Şimdi bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Avrupa'da, şöyle bir Avrupa'ya bakın abi. Baktınız mı? Şöyle diplomatik haritaya bir bakın. Bizim burada en büyük dostumuz kim abi? İlişkilerimizin en iyi olduğu devlet kim? Bence çok net bir şekilde belli oluyor. Tabii ki de Fransa devleti. Kendileriyle artı 93'lük bir ilişkimiz bulunmakta dostlar. Ve bildiğiniz üzere biz kanalları ve boğazları elimizde tutmak istiyoruz. Ve Cebeli Tarık Boğazı da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla Cebeli Tarık Boğazı'nı elimizde tutmak adına bence İspanya'ya karşı kendimize bir bahane bulmamız gerekiyor. Eğer Fransa ile müttefik olursak ve er ya da geç Fransa ile İspanya bir savaşa girerlerse, çünkü bildiğiniz üzere İspanya Fransa'dan muhtemelen eski topraklarını istiyor. Dolayısıyla aralarında muhtemel bir savaş kesinlikle çıkacaktır abi. Yani çünkü İspanya'nın Fransa'da hak ettiği topraklar var. Gördüğünüz bu topraklar var. Aragon bölgesi, İspanya'nın kuzeyi. Bu sebeple Fransa'yla bir müttefiklik anlaşması imzalıyoruz. Böylece eğer İspanya ile Fransa arasında bir çatışma çıkarsa, bir sorun çıkarsa biz de bu durumdan yararlanacağız ve İspanya'nın Cebeli Tarık Boğazı'na kıyısı olan Malaga ve Cadiz topraklarını kendi elimize geçireceğiz dostlar. Plan bu. Umarım işe yarayacaktır artık. Bilemiyorum. Her neyse, Mısır'ın çevresindeki devletlerin bağımsızlık garantilerini yeniden bir tazeleyelim. Yani Mısır gerçekten şu ana kadar o kadar hatasız ilerliyor ki adamlara hayran kaldım yani, doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü hiç hata yapmadılar abi gerçekten de. Yani gerçekten hiç hata yapmadılar. Şaşırıyorum doğrusunu söylemek gerekirse bir yandan. Çünkü şu ana kadar Mısır'dan bir saldırganlık, bir savaş ilanı bekliyordum açıkçası çevredeki devletlere karşı, ama Mısır bunu yapmamakta gerçekten bayağı kararlı görünüyor. O sebeple maalesef Süveyş kanalını bir türlü ele geçirmek adına gereken o bahaneye sahip olamıyoruz. Bu arada İspanya korkudan bizimle dost medeniyet olmuş. Kendileri bize diplomatlarını göndermişler ve bizimle ilişkilerini geliştirmeye başlamışlar. Almanlarla ilişki geliştirme işlemlerimiz gayet iyi gidiyor gibi görünüyor. Fransa ve İngiltere arasında kurulan müttefiklik de şu anda gerçekten Avrupa'nın en önemli müttefikliği bence konumunda. Evet, Fransa bir yandan da İsveç topraklarını ele geçirmeye devam ediyor bu arada. Norveç benim elimde, İsveç'in bir kısmı da Fransa'nın elinde. Böylece İskandinavya'da her iki devlette gerçekten önemli bir nüfuz kazanmış oldu doğrusunu söylemek gerekirse. Bu bence her iki devlet için de iyi haber aslına bakarsanız. Evet, maalesef Fransa bize hakaret etti, nedenini bilmiyorum. Almanlarla ilişkilerimiz gelişmeye devam ediyor, güzel haber. Evet abi, bölgeyi iyi izlememiz lazım. Evet, verdiğimiz bağımsızlık garantileri yeniden bitti. Hemen tekrardan bu üç devletin bağımsızlığını garanti edelim. Gayet güzel. Mısır er ya da geç bir gün bir hata yapacak abi, eminim ben. Bu arada şu ana kadar yaptığımız ekonomik yatırımlar sayesinde devletimiz, Birleşik Krallık, dünyada 3. sıraya kadar yükselmeyi başardı abi. Bu gerçekten muazzam bir ilerleyiş. Umarım bu hızlı ilerleyişimiz, bu hızlı büyüyüşümüz, ekonomideki hızlı ilerleyişimiz aynı şekilde devam edecektir abi. Teknoloji haritasını bir açalım. Şu anda görünen o ki bazı devletlerin birazcık gerisinde kalmışız. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin gerisinde kalmışız. Evet, şu anda onları geride bıraktık. Harika, yeniden teknolojide dünya birincisiyiz abi. Gayet güzel bir haber. Evet, güzel. Şimdi tekrardan bu üç devletin bağımsızlığını garanti edeceğim. Çok güzel abi. Yani Arabistan'ın bağımsızlığını garanti etmek istememin sebebi İran devleti. Eğer İran'la Arabistan bir savaşa tutuşurlarsa, bir savaşa girerlerse, İran'a karşı hamle yapmak adına, İran'a karşı ordu göndermek adına açıkçası elimde bir bahane olacak dostlar. Ama maalesef ne İran ne Mısır elime bu bahaneyi, evet Yemen'e savaşı ilan etmişler bu arada. Beklemiyordum yani, Yemen'e savaşı ilan etmelerini beklemiyordum abi. Maalesef Yemen'de biliyorsunuz bir bağımsızlık garantimiz yoktu. Bu sebeple şu anda halen Mısır'a savaş ilan etme gibi bir hakka sahip değiliz abi. Bu tamamen Mısır ve Yemen arasındaki bir sıkıntı. Ama biz burada doğrusunu söylemek gerekirse ara bulucu rolü oynamak isteriz abi. Eğer Yemen bizim vasalımız haline gelirse bizim de vasalımızı korumamız gerekir, öyle değil mi? Öncelikle kendilerine barışçıl bir yordam vasallık teklif edeceğim abi. Vasallaştırma teklif et. Evet, maalesef kabul etmediler. Şimdi onlara maalesef birazcık zor kullanarak, zor yoldan bir vasallık teklif edeceğim. Eğer Yemen devleti bizim vasalımız haline gelirse İngiltere de onu korumak zorunda, öyle değil mi? Yani Yemen'i eğer kendi vasalımız haline getirebilirsek Yemen'i korumak için Mısır'a savaş ilan etmemiz gerekebilir. Evet, çok güzel abicim. Yemen vasallaştırma teklifimizi, ultimatumumuzu daha doğrusu, tehdidimizi kabul etti abi. Bu gerçekten bizim adımıza muazzam bir haber. Şimdi Yemen benim vasalım ve Yemen şu anda Mısır'la savaşta. Savaşı ilan eden taraf kim? Saldıran taraf Yemen maalesef abi. Ama olsun, yine de sonuçta o benim vasalım. Bana bağlı bir devlet. Yani burası aslına bakarsanız artık bir nevi benim toprağım.
bir nevi benim toprağım burası. Çünkü bana bağlı bir devlet, anlatabildim mi? Yani bunların başkentinde Sana'da hem Yemen bayrağı dalgalanıyor hem İngiliz bayrağı dalgalanıyor. Öyle bir durum yani. O yüzden benim kendime ait o toprakları korumam gerekiyor kesinlikle. Bu sebeple ordu basım işlemlerimize başlıyoruz dostlar. Seri bir şekilde ordu basım işlemlerimizi gerçekleştireceğiz ve Mısır'ın özellikle Süveyş kanalını ele geçirmek için hamlelerimizi gerçekleştirmeye başlayacağız dostlar. Ama ordularımızı acaba nereden bassak diye düşünüyorum şu anda. Hemen şöyle Benelux'ten birazcık ordu basım işlemi gerçekleştirelim. Gayet iyi sayıda ordular çıkıyor bu arada Benelux'ten, şaşırtıcı bir şekilde. Aynı şekilde bence bizim Britanya adasından da gayet iyi sayıda ordular çıkıyor. Çok güzel. Hemen orduların tamamını bir araya getirelim. Aksi takdirde maalesef Yemen Mısır tarafından ele geçirilecek ve yapabileceğimiz bir şey kalmayacak. Elimizi Mısır'dan daha hızlı tutmamız gerekiyor ve acilen bölgeye ordu desteğini göndermemiz gerekiyor. Evet, çok güzel abi. Toplamda 135 binlik bir birlik topladık. Artı olarak bizim İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan 10 binlik ordumuz da Mısır'a karşı yapacağımız harekatta bize destek verecek. Çok güzel abi. Aman Mısır'la Yemen barışmadan önce bizim savaş ilan etmemiz lazım. Eğer Mısır'la Yemen barış antlaşması imzalarlarsa maalesef bizim savaş ilan etmek adına bir bahanemiz kalmamış olacak. Bu arada Türkiye ile de Yunanistan savaşta. Türkiye ile de Yunanistan şu anda bir harbe tutuşmuşlar abi. Saldıran taraf kim? Türkiye'ye saldırmış. Yani Türkiye şu anda Avrupa içerisindeki bir devlete saldırıyor. Ama bizim şu anda işimiz başımızdan aşkın. Oha, ne oluyor? Evet, bu hiç iyi olmadı abi. Şu anda bize Brezilya tarafından da ilan edilen bir savaş söz konusu ve bu gerçekten hiç iyi olmadı abi. Hem de hiç iyi olmadı. Yani sanırım bizim Mısır harekatımızı birazcık ertelememiz gerekecek gibi görünüyor. Çünkü Brezilya'ya karşı hamlelerimizi gerçekleştirmek zorundayız abi. Ya gerçekten keşke bunu yapmak zorunda kalmasaydık ama maalesef Süveyş kanalını alma planlarımızı birazcık ertelememiz gerekiyor abi. Başımızda şu anda daha büyük bir problem var. Başımızda şu anda Brezilya belası var abi. Ve bu belayı nasıl def edeceğimizi doğrusunu söylemek gerekirse bilmiyorum. Çünkü Brezilya gerçekten güçlü bir devlet abi. Yani adamlar gerçekten güçlü ve onlara karşı gerekli hamleleri yapmak zorundayız kesinlikle. Acilen benim 135 binlik ordu gelene kadar beklemek zorundayım. Evet, sonunda geldiler abicim. Çok güzel. Okyanusları, denizleri aşıp sonunda desteğe geldiler. Bu çok iyi haber abi ama Brezilya'nın bölgede şu anda 88 binlik bir ordusu bulunmakta. Yani çok yüksek sayıda bir ordusu bulunmakta. Eğer Fransa devleti bana bu savaşta yardımcı olursa, ki bence olacak, kendilerine de bu savaştan birazcık toprak verebilirim abi. Fransa, İsrail, Suriye ve Norveç devletlerini bu savaşa davet ediyorum. Yemen'i davet etmiyorum çünkü Yemen'in şu anda Mısır'la ilgilenmesi gerekiyor. Bir yandan da Mısır Yemen'i alıyor abicim. Bunlar benim vasalım. Yani eğer benim vasalım başka bir devlet tarafından ele geçirilirse benim diplomatik prestijim ne hale gelecek? Durum kötü abi yani. Bizim bu Brezilya belasından, sorundan kesinlikle kurtulmamız gerekiyor. Her ne kadar nasıl kurtulacağımızı bilmesem de maalesef bir şekilde bizim bu beladan kesinlikle kurtulmamız gerekiyor. Hadi bakalım abi, hadi bakalım. Elimizden geleni deneyeceğiz. Şu anda gerçekten yüksek sayıda ordularla geliyorlar. Şöyle geriye doğru birazcık orduları çekerim dilerseniz abi. Tamamdır, çok güzel. Buradaki orduyu da getir, bunu da getir. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama karşımızdaki devletin, yani Brezilya devletinin elindeki ordu sayıları gerçekten o kadar yüksek ki doğrusunu söylemek gerekirse beni biraz korkutuyorlar abi. Buradan 30 binlik bir orduyu El Blanco'ya doğru kaydırıyorum. Tamamdır abi, çok güzel. Buradan da 20 binlik bir ordu daha kaydırıyorum. Tamam abi, şimdi buralara kale inşa edelim, tamam mı? Bu bölgedeki her bir toprağa kale inşa edeceğim ve Brezilya'ya karşı bir savunma gerçekleştireceğim. Bu ordular bölgede savunma yapmaya devam ederken ben de kendi ana karamdan biraz daha ordu getireceğim abi. O yüzden şu anda istihdamlı bir nüfus haritasını açalım. Çünkü ordu basım işlemlerine ihtiyacımız var dostlar. Hemen bölgede ordu basım işlemlerimizi gerçekleştirelim. Maalesef ekonomisi yüksek topraklarımızdan ordu basmak zorunda kalıyoruz biraz ama yapacak bir şey yok abi. Şu anda devlet yeniden adeta bir kırmızı alarm durumunda. Dolayısıyla elimizdeki tüm gücü, doğrusunu söylemek gerekirse, kullanmak zorundayız dostlar. Hemen bölgedeki kaleleri ikinci seviyeye çıkarıyorum. Böylece Brezilya daha da fazla kayıp vermeye devam edecek. Bu bölgeyi kaybetmemem gerekiyor çünkü bu bölge benim için Panama kanalına açılan anahtar abi. Bu sebeple o bölgeyi kesinlikle ama kesinlikle kaybetmemem gerekiyor dostlar.
Almanya ile ilişkilerim ne alemde? Sanırım bana yine hakaret etmişler. Şu anda -47'lik bir ilişkimiz söz konusu Alman devletiyle. Her neyse, ordularımızı toplamaya devam edelim abi. Acilen bu bölgedeki destek birimlerin Brezilya sınırlarına doğru ulaşması gerekiyor. Yani Kolombiya topraklarımıza doğru ulaşması gerekiyor. Toplamda 95 binlik bir destek birlik göndereceğim dostlar Brezilya sınırlarına doğru, ki bu gerçekten iyi bir sayı. Yani bizim için açıkçası iş görecek bir sayı doğrusunu söylemek gerekirse. Evet abi, ordularımızın gelmesini beklemek zorundayız. Bu sırada biz de biraz daha ordu basım işlemleri gerçekleştirip topraklarımızı daha da iyi bir şekilde koruyabiliriz. Ama Brezilya o kadar yüksek sayıda ordular getiriyor ki gerçekten de biraz korkutucu. Neyse ki Fransa devleti de şu anda yardıma geldi. 77 binlik bir birlik getiriyor Fransa. Artı olarak önden de 17 binlik bir müfreze yolluyor. Müfreze ne deniyordu lan onu? Unuttum onu. Her neyse. Bayağı yüksek sayıda bir orduyla geldiler abicim maalesef. Yani çok ciddi sayıda bir orduyla geldiler ve bu birazcık bizi doğrusunu söylemek gerekirse sıkıntıya sokacak abi muhtemelen. Neyse ki şu anda Fransa'nın 67 binlik bir birliği bizim adımıza, bizim için desteğe geldi. Evet, burada da çok yüksek sayıda bir orduları var. Burada da aynı şekilde. Evet, bizim de destek birliklerimiz şu anda sınırlara ulaştı. Bu güzel haber ama bir toprak kaybı daha yaşadık. Abicim burası çok sıkıntılı. Yani Brezilya benim tahmin ettiğimden çok daha güçlü bir şekilde geliyor gerçekten. Ama sanki birazcık güçleri kırıldı gibi görünüyor, bilmiyorum. Sanki birazcık güçleri kırıldı mı? 19 binlik bir orduları daha var o bölgede. Evet, benim bölgedeki Fransa ordusuna gerçekten ihtiyacım var. Yani benim şuradaki 42 binlik Fransa ordusuna gerçekten ihtiyacım var abi. Çünkü artık daha fazla ordu da getiremiyorum gerçekten. Hala da bölgede 15 binlik bir orduları bulunmakta. O bölge eğer ele geçirilirse, yani o 15 binlik ordu da eğer dağıtılabilirse, ki dağıtıldı çok güzel, benim adım her şey daha iyi olabilir. Şu an hala 4700'lük bir orduları var o bölgede. Dikkat etmem gerekiyor abi. Dikkat etmem gerekiyor. Dikkatli bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Fransız ordularının da desteği yanımızda olduğu sürece ben bu savaşı kazanabileceğimize inanıyorum. Evet, maalesef Fransız orduları bitti şu anda. Fransızlar bayağı bir kayıp verdiler bu arada bu savaşta. Şöyle bir bakılırsa eğer, Fransa şu anda bu savaşta 93.800 kayıp verdi. Brezilya 554.000 kayıp verirken Birleşik Krallık'ta 417.000 kayıp verdi. Yani aslına bakarsanız Fransa şu anda bizden yaklaşık olarak 150.000 ordu daha fazla kayıp verdi abi. Yani bu ciddi bir sayı. Hani bizden çok çok daha fazla kayıp verdiler gerçekten de şu anda. Ve bu arada biraz daha nüfusu yüksek olan topraklarımıza yeniden ulaştık şu anda. Yani biraz daha ordu basım işlemi gerçekleştirme fırsatına sahip olduk. Ve eğer bu turki saldırılarımız başarılı olursa bizden işgal edilmiş bütün toprakları kurtarmış olacağız dostlar. Evet. Evet, çok güzel. Şu anda Brezilya'nın Birleşik Krallık'tan işgal ettiği bütün toprakları kurtardık abi. Bu artık bizim için bir hayat memat meselesi haline geldi. Bu artık bizim için bir onur meselesi haline geldi. Çünkü aylarca bizim topraklarımızı kendi kontrollerinde tuttular. Ve bu topraklar üzerinde bizim halkımıza karşı yağma ve soykırıma uğrattılar abicim halkımızı. Bunun acısını çıkarmak zorundayız. Bunun intikamını almak zorundayız. Dolayısıyla durmak yok abicim bu saatten sonra. Bu saatten sonra durmak yok. Evet, zaten gördüğünüz üzere şu anda Brezilya topraklarına girmiş bulunmaktayız dostlar. Hemen nüfusu diğer topraklara nazaran daha fazla olan bölgelerimizden ordu basım işlemlerini gerçekleştiriyorum abi seri bir şekilde. Evet, maalesef yine yüksek sayıda bir orduyla geldiler. Sizler de fark etmişsinizdir ki geriden bastığımız bütün orduları ileriye doğru seri bir şekilde desteğe yollarsak eğer oradaki gücü de kırma imkanımız, ihtimalimiz olacaktır abi. Yine ordu basım işlemleri gerçekleştirelim. Tamamdır abi, çok güzel. Evet, 12 binlik orduyla saldırdılar. Maalesef alamadık abicim şimdilik o bölgeyi ama bu sefer alacağız. Bu sefer o bölgedeki güçlerini biraz daha kırdık abi. Hem de güzel kırdık yani. Hemen şurada bir asker alma işlemi, bir tane daha. Çok güzel. Hemen gerideki ordular da hızlı bir şekilde acilen desteğe gelmeliler abi. Gerçekten acil. Evet, maalesef bir bölge daha ele geçirildi onlar tarafından. Lan o toprağı niye Fransa aldı? Ya biz beyaz barış yapalım mı sevgili Brezilya? Kabul etmeyecekler muhtemelen ama... Aa, kabul edildi abi, evet. Brezilya ile bir beyaz barışa imzalandı. Yani kimse, ne Brezilya onlara bir toprak verdi ne de biz. Ne Brezilya bize bir toprak verdi ne de biz onlara bir toprak verdik. Dolayısıyla bir beyaz barış imzalandı dostlar ama çok büyük bir isyan şu anda boy gösterdi. Yani bayağı geniş bir alanda bayağı büyük bir isyan şu anda boy gösterdi. Bu isyanı bizim acilen durdurmamız gerekiyor. Asilere karşı Fransızları da bu savaşa davet edelim. Böylece bizim safımızda savaşacaklar bu bölgedeki ordular. Evet, katıldılar abi, gayet güzel. Ya ben şimdi burada Fransız ordularına saldırmış sayılmayacağım değil mi inşallah?
Olmadı değil mi öyle bir şey? Evet abi olmadı. Tamamdır. Gayet güzel. Bir an korktum yani yanlışlıkla Fransa'yla falan savaşa gireceğiz diye. Neyse ki öyle bir durum gerçekleşmedi. Evet artık bölgedeki ordumuzu Londra'ya doğru çekebiliriz. Brezilya gerçekten başımıza büyük sorunlar açtı. Ama şunu anlamış olduk abi. Eğer merkezden uzak bir toprağımız varsa yani Londra'dan bizim kendi Britanya adamızdan uzak bir bölgede bir toprağa ev sahipliği yapıyorsak eğer o bölgede ordumuz bulunması gerekiyor. Yani o bölgede bizim ordumuzun bulunması gerekiyor. Aksi takdirde maalesef durum buna evriliyor dostlar. Sizler de şahit oldunuz. Bize aniden savaş ilan ettiler ve elimizden gerçekten de hiçbir şey gelmedi abi. Dolayısıyla bundan sonra kesinlikle daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Avrupalı devletlerle yeniden ilişkilerimizi geliştirmeye başlayalım ve... Bir dakika siz... Aha hala savaştalar lan! Mısır'la Yemen hala savaşta ve Yemen hala benim vasalım. Ama oha özgürlük arzuları çok artmış abi Yemen devletinin. Niye bu kadar artmış bilmiyorum. Vallahi hiç bilmiyorum. Ama hala benim vasalım ve hala Mısır'la savaştalar. Yani benim hala bir fırsatım var aslında Mısır'a savaşı ilan etmek için. Ama artık bunu da bir sonraki bölümde gerçekleştireceğiz dostlar. Gerçekten güzel bir bölüm oldu. Gitgide dünyadaki nüfuzumuzu arttırmaya devam ediyoruz dostlar. Çok sayıda vasalımız, çok sayıda deniz aşırı toprağımız bulunmakta ve devletimiz güçlenmeye devam ediyor. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur dostlar. Eğer videoyu beğendiyseniz ve serinin devamını istiyorsanız eğer videoya bir beğeni atmanız yeterli. Aşağıdaki linklerden de Kerem Yılmaz Discord sunucusuna katılabilir ve Instagram hesabımı takibi alabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki bölümlerde videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.